Bence için rahat olsun Sinan. Risk almak gerektiği yönündeki kararın doğruydu. Açıkçası benimle aynı görüşte olmanızdan güç aldım. Özellikle de Salma Hanım'ın bugün toplantıda söyledikleri. Meseleyi tam bir profesyonel gibi koydu ortaya. O da bu kararı ikna olmuş anlaşılan. İkna olmadım Sinan Bey. Tatlılıkla ikna edildim. Bence hızlı alınmış bir karar. Belki biraz daha enine boyuna düşünüldüğünde... Hayatım, kendini böyle yormamalısın. Kızlar seni yeterince meşgul ediyor zaten. Bari iş konularını bana bırak. Karı koca olarak da iş hayatına girilebiliyor Sinan. Bu anlamda Mithat ve Salma Hanım iyi bir örnek. Hele bir çocukları olsun, onları da göreceğiz. Kucağına almak ister misin? Tabii. Lara, Salma Hanım'ı rahat bırak. Ama doğum günümde görmüştüm. Prensesi çok yakışmıştı Nil. Zararı yok. Hem kızlarınızı çok seviyorum ben. Zaten hasta. Neden kaldırıyorsun yatağından? Hem Lara'nın getirmesine neden izin veriyorsun? Uyuması gerek. Sizce bir mahsuru yoksa bu gece İpek'i Lara ile ikimiz yatıralım. Memnuniyetle. Yaşasın. Efendim. İzninle Mithat. Tebrik ederim. Oscar'lık oynuyorsunuz. Demek çocuk bakıcılığından arta kalan zamanlarda sinemayla ilgileniyorsun. İyi hobi. Bu evliliğin gerçek olmadığına bahse girerim. Tıpkı benim de kazada yalnız olmadığına bahse gireceğim gibi. Olur. Ne duruyoruz? Çarpışalım öyleyse. Ama beni Rus ruletinden aşağısı kurtarmaz. Hastalıktan olsa gerek. Çok zor uyuyor. En sevdiği oyuncağı versek belki daha güzel uyur Foş. Aa, bu olduğunu nereden bildiniz? Prensesler her şeyi bilir. Keşke ben de büyünce prenses olsam. Prenses olunmaz Laracığım. Prenses doğulur. Ya bir kralla evlenirsem? O zaman kraliçe olursun. Üzülme. Prenseslik dışarıdan göründüğü kadar güzel bir şey değil zaten. Bence güzel. Baksana böyle elbiselerim, mücevherlerim var. Düşünsene. Bir sürü insanın hayatı sana bağlı. Onları mutlu ya da mutsuz etmek senin elinde. Sonra acı çekerken bile oynamak zorundasın. Ağlamak isterken gülmek, zayıfken güçlü durmak zorundasın. Sence bunlar kolay mı? Hiç sanmıyorum. Biraz düşünmem lazım.